Türk bilim insanlarından kanser teşhisinde çığır açacak bir buluş geldi. ODTÜ'de geliştirilen çip saatler içinde kanseri teşhis edebiliyor. Üstelik bunun için vücuttan herhangi bir parça alınmasına da gerek kalmıyor. Maliyeti de hayli düşük olan bu sistemin gelecekte cep telefonlarından kanser tespiti yapılmasına da olanak sağlaması bekleniyor. Kanseri saatler içerisinde tespit ediyor. Üstelik teşhis sırasında vücuda hiçbir zarar vermiyor. Türk bilim insanları kanser teşhisinde çığır açacak bir buluşa imza attı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Vasıf Hasırcı ve Doktor Menekşe Ermiş kanserli hücreleri tespit eden plastik bir çip geliştirdi. Çip milimetrenin binde birinden daha küçük, araları boş sütunlardan oluşuyor. Sağlıklı hücrelere göre daha esnek olan kanserli hücreler de işte bu sütunların arasında şekillerini kaybederek kendilerini ele veriyor. Burada desenli yüzey üstünde özellikle hücrelerin kanserli olanların ve en deforme olanların en deforme olmayanlardan çok net ayrıldığını gördük. Üstelik bu işlem için yalnızca tükürük, kan, balgam veya idrar gibi örnekler kullanılıyor. Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu çip vücut sıvılarından kanserli hücreleri tespit edebilecek. Böylece hastaların bünyelerinden parça alınmasını gerektiren zorlu biyopsi süreci de tarihe karışacak. Saatler içerisinde bu işlemi yapabilen plastik çiplerin maliyeti ise çok düşük. Hiçbir kimyasal işlem de gerektirmiyor. Çünkü burada hedef çok daha kimyasal kökenli tanıma sistemleri var. Bizimkine benziyor ama mikro bir şeyin üstüne işte hücreyi, kanserli hücreyi tanıyacak bir molekülü yapıştırmalısınız. Ki bu maliyet, israf ömrü vesaire hepsinde çok sorunlu bir şey. Bu sistem sayesinde kanser tespiti bu karışık laboratuvar ortamlarından bir sağlık ocağında yapılabilecek hale getirilmiş durumda. Daha da ötesi, belki gelecekte kişiler kendi kanser tespitlerini cep telefonları üzerinden yapabilir hale gelecek. Yazılım yüklenip bir de çok da özel olmayan bir kamera konulursa sanırım bu sorunu rahatlıkla çözeriz. Böyle bilimle ilgili haberler vermek çok keyifli.